Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün yeni bir programla yine sizin önünüzdeyiz. Bir önceki programda Davud'un zebur veya mezmurlarına bakmıştık. Özetlemiştik aslında biraz Davud'un karakterinden bahsetmiştik. Çünkü 150 tane mezmur var. Yani bu mezmur ilahiler, Yahudiler tarafından ilahiler diye adlandırılır. Ama bizim halkımız ise zebur olarak bilir. Zeburun içerisinde 150 tane mezmur var. Kutsal kitabın içerisinde, biz kutsal kitap dediğimizde yani kitap mukaddes 66 tane kitap var. 66 tane kitabın 39'un Tevrat olarak eski ahit olarak kabul ediyoruz. 27'sini de yeni ahit İncil olarak kabul ediyoruz. Yani biz baştan bunu belirtmiştik. Zebur deyince bu işte Davud'a verildi, Tevrat da Musa'ya verildi, İncil İsa'ya verildi sözü kesinlikle kutsal kitabın içerisine yer bulmaz. Kutsal kitap tamamen bir kitaptır. Eski ahit ve yeni ahit. Hepsi kesinlikle bir uyum içerisindedir. Ve bir yasa vardır, bir şeriat vardır. Musa'nın şeriatı ve onu da bütün peygamberler icra etmiştir. Yani Musa öldükten sonra yerine gelen Yeşu şeriatı uygulamıştır. Davud da, biz geçen programda da Ender kardeşimiz okudu. 1. Krallar 2. bölümde 3 ayet okursanız zaten Davud'un Süleyman'a öğüdü şudur. Ben zamanı geldi atalarıma kavuşuyorum ama sen Musa'nın yasasına harfiyen uyacaksın. Yani demiyor artık Musa'nın şeriatı bitti. Çünkü bizde öyle bir algı var. İşte Tevrat geldi, Tevrat'ın hükmü bitti. Ondan sonra Zebur geldi, Zebur'un hükmü bitti. Ondan sonra İncil geldi. Öyle bir şey yok. Davud Süleyman'a onu söylüyor. Diyor ki sen başarılı olmak istiyor musun? Allah'ın gerçekten iradesi altında hikmetle davranmak istiyor musun? O zaman Musa'nın yasasından harfiyen kesinlikle sapmadan ona uyacaksın diyor. Ben yine biz tabii ki Davud'un söylemlerinde İsa Mesih'i arayacağız. İsa Mesih'e bakacağız ama ben size konuklarımı tanıtmak istiyorum. Yine sayın çok değerli papazımız Gabriel Akyüz, Kırklar Kilisesi Ruhani Önderi ve Ender Peker, çok değerli Allah adamı Mardin Protestan Kilisesi Ruhani Önderi. Onlarla birlikte biz İsa Mesih'i Tevrat'ta, yani biz İncil'de tabii ki İsa Mesih'i anlatabiliriz. Ama önemli olan ondan önceki kitaplarda o kitapların şehadetiyle İsa Mesih'i size göstermemizdir. Onun için ben şimdi sözü geçen programda yarıda kalmıştı. Ender Peker kardeşime veriyorum. Evet. İsa Mesih'in hayatında Yahya neyse Davut'un hayatında da Samuel odur. Samuel evet. Peygamber. Onu söylemiştik. Ve niye Davut peygamberin üzerine duruyoruz? Çünkü İsa Mesih bu soydan geliyor. Davut soyundan. Ve evet. Ona birebir söz verildi. Nasıl ki İbrahim'e Rab söz verdi. Dedi ki bu toprakları sana vereceğim. Kendi üzerine and içti. Ve sonra İshak'a tekrar söz verdi. Bu toprakları senin soyuna vereceğim. Sonra tekrar Yakub'a and içti ise. Ve aynı şekilde İsa Mesih'le ilgili de Rab Davut'a söz veriyor. Rab Davut'a söz veriyor. Ve diyor ki senin soyundan birini ortaya çıkartacağım. Evet. Bu nedenle Davut'un üzerine çok duruyoruz. Çünkü İsa Mesih oradan geliyor. Davut'un soyu ve Davut'un kökü diye İncil'de geçiyor. Soy ağacını sayarken hem şehir olarak da oradan geçiyor. Davut'un meselelişine baktığımızda önce Kral Saul vardı ve Rab'in yüreğine göre değildi. Nasıl değildi? Rab şunu istiyor. Ben ne söylersem onu yap. Evet. Üstüne koyma, içinden çıkartma. Ne söylersem onu yap. Şaşabilirsin ama evet. Tövbeyle gel. Evet, evet. Ama bilinçli bir şekilde benim buyruğumun dışına çıkma. Evet. Biz biliyoruz Rab'in buyruklarını. Bazen gayri ihtiyadi, günahlı bir dünyadayız. Çiğneyebiliyoruz buyrukları. Ama tasarlayarak biz onun buyruklarını sanki daha yükseğe çıkartıyormuş gibi yaparsak, tasarlayarak içinden bir şeyler ya da eksik uygulamaya çalışırsak, o zaman bu yanlıştır. Saul bunu yapıyordu. Tasarlayarak bunu yapıyordu. Bu nedenle Samuel, peygamber onu kral atamıştı ve onu azarlıyor. Ne diyor? İlginç, güzel şeyler söylüyor. Diyor ki, 1. Samuel 15. bölümde 22. ayette diyor Samuel şöyle karşılık verdi. Rab kendi sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadar
yakmalık sunulardan, kurbanlardan hoşlanır mı? İşte söz dinlemek, kurbandan sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir. Evet. Sözü dinlemek. Rab sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadar hiçbir kurbandan, sunudan, ibadetten hoşlanmaz. Evet. Rab bir şey söylüyor ve onu yapmamızı istiyor. O kadar. Tabii mesele neydi? Mesele bir savaştaydılar ve Rab dedi ki o hayvanların hepsini öldüreceksiniz. Düşmanların hayvanları. Kendiniz için almayacaksınız. Hiçbir şey için kullanmayacaksınız. O hayvanlar telef olacak. Ama Samuel hayvanların iyilerini özellikle diyor. Hemen 15. bölümde yine diyor. İyilerini diyor, ayırdı diyor. Sonra Samuel diyor ki niye böyle yaptın? Rab demedi ki, demedi mi sen bu hayvanları öldüreceksin. Bunlar helak olacak. Bunlar bana adanmıştır. Ama diyor yok ben kurban sunmak için bunları ayırdım. Diyor, Rab böyle bir şey istemedi ki senden. Rab sana bir söz söyledi. Sen onu yerine getirecektin. Ve Samuel bunu yerine getirmiyor. Bu nedenle diyor Rabbin işte söz dinlemek kurbandan sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir. Bu aynı zamanda bizim bazen dindar olabiliyoruz. Bizim dindar yapımızı da etkileyen bir şeydir. Bazen sanıyoruz ki yaptığımız o dindarlığımızla, o dindar hareketlerimizle sanki Rabbin gözüne girecekmiş gibi. Rabbin sözü basittir diyor. Bunu yap yeterlidir. O zaman o bizim için yeterdir. Ve İsa Mesih yine geçen programlarda tekrar ettik. Sadece bir şey söyledi. Dedi ki komşunu seveceksin. O kadar basit. Evet. Komşunu kendin gibi sev. Bitti mesele. Biz hala bazen yine tamam o bunu söyledi ama dur daha iyisini yapayım. Dur başka bir şey de üstüne koyayım. Ya da bir şey de çıkartayım içinden. Yok o yeterlidir. Komşumuzu kendimiz gibi sevmek yeterlidir. Bu nedenle Samuel reddediliyor. Ve Rab Saul'a diyor ki git şimdi sana göstereceğim bir kimseyi sen kral olarak atayacaksın onun yerine. Evet. O Davut peygamberdir. Ve İsa Mesih'in geldiği köktür. Orada Rabbin istemini anlıyoruz. Saul tabii çok üzüldü. Samuel'i çok seviyordu. Kral olarak reddedildikten sonra çok üzüldü. 16. bölümde 1. ayette diyor. Rab Samuel'e ben Saul'un İsrail kralı olmasını reddettim diye sen daha ne zamana dek onun için üzüleceksin? Samuel onu bir çocuğu gibi görüyordu. Tabii ki. Çok üzülüyordu. Onun reddedildiği diye. Diyor şimdi yağ boynuzunu yağla doldurup yola çık. Seni Beytlehemli İşay'ın evine gönderiyorum. Çünkü onun oğullarından birini kral seçtim. Beytlehemli İşay. Mika 5. bölümde yani Davut'tan yaklaşık 500 yıl sonra ortaya çıkan peygamber, Mika peygamber 5. bölüm 2. ayette diyor kurtarıcı diyor Beytlehem'den diyor gelecek. Davut'un soyu, Davut'un kökü. Davut da evet. Beytlehemliydi. Aynı o evet. Şehirliydi. Ve orası Davut'un ailesiyle doluydu. Beytlehem şehri. Bu nedenle İsa Mesih de Beytlehem'de doğuyor. Ve orada doğarken de İncil'de şey veriyor zaten bağlantı ayeti diyor. Bu işte şu peygamberin söylediği söz yerine gelsin. Yerine gelsin diye oldu. Mika peygamber aslında bulunuyor. Ve Davut oralıydı. Burada onun oralı olduğunu görüyoruz bu bölümde. Samuel yağ boynuzunu aldı, gitti İşay'ın evine. Ben orada bir şey söylemek istiyorum. Çok önemsiyorum ben bunu. Şimdi Saul uzun boylu, tam pehlivan gibi bir adamdı. Evet. Şimdi evet. Tabii kral diyecek kafamda kral işte budur. Samuel evet. Öyle bir adam aramaya gitti aslında evet. İşay'ın evine dedi işte herhalde tanırım göstereceği bir adamı hemen tanırım evet. Öyle kafasında çünkü Saul diyor ki bütün kavmin içerisinde bir boy uzundu diyor o kadar evet. Ki pehlivan yapılı bir adamdı cüsseli bir adamdı o ön yargıyla Samuel yola çıkıyor ve İşay'ın evine gidiyor. Tamam siz kaldığınız evet, evet. Evet, kesinlikle diyor İsrail halkı içinde hepsinden bir boy daha yüksekti. Evet. Daha uzundu. Çok öyle güçlü pehlivan gibi. Ondan sonra Samuel oraya çıktı. İşay'ın evine gitti. Davut'un babası. İşay'ın evine gitti. Samuel Rabbin sözüne uyarak Beytlehem kendine gitti. Kentin ileri gelenleri onu titreyerek karşıladılar. Çünkü herkes Samuel'den korkuyordu. Evet, çok Rabbin saygın, adamı. Çok saygın yani, bir adamdı. Rabbin adamıydı. Evet. Kutsal ruhla doluydu. Ve geçen programda okumuştuk. İkinci bölümde yine 1. Samuel 2. bölümde kahin değildi ama annesi onu atadı. Kahinlerin evet. Hizmetine atadı. Evet. Ve kahin bile başkahin bile yılda bir sefer tapınağın iç bölmesine girerken Samuel o iç bölmede yatıyordu her gece. Evet. O kadar Rab'le içli dışlıydı yani seviyordu ve ruhla doluydu. Kentin ileri gelenleri titreyerek karşıladılar ve barış için mi geldin diye sordular. Samuel evet barış için diye yanıtladı. Rab'be kurban sunmaya geldim. Kendinizi kutsayıp benimle birlikte kurban törenine gelin. Sonra İşay ile oğullarını kutsayıp kurban törenine çağırdı. İşay, Davut'un babası ve oğulları.
İşay ile oğulları gelince Samuel Eliyav'ı gördü. İşay'ın oğullarından biri, evet. Davut'un abisi, büyük abisi. Eliyav'ı gördü ve gerçekten kendi içinden Rabbin önünde duran bu adam onun meshettiği kişidir diye düşündü. Kesin budur yani. Çünkü Saul'a benziyordu, evet, herhalde. Saul'a benziyordu. Boyu poslu yerinde. Boylu, poslu, güçlü, evet. Dedi. Kesin budur dedi. Ama Rab Samuel'e onun yakışıklı ve uzun boylu olduğuna bakma dedi. Ben onu reddettim. O değil. Evet. Çünkü Rab insanın gördüğü gibi görmez. Amin. İnsan dış görünüşe, Rab ise yüreğe bakar. Evet, öyle. Rab'ın önemsediği şey yürektir. Bu nedenle Davut'u çok seviyordu. Davut'un yüreği alçak gönüllüydü ve tövbekardı. İşay oğlu Abinadav'ı çağırıp Samuel'in önünden geçirdi. Ama Samuel, Rab bunu da seçmedi dedi. Bunun üzerine İşay Şamayı da geçirdi. Samuel yine Rab bunu da seçmedi dedi. Böylece İşay 7 oğlunu da Samuel'in önünden geçirdi. Ama Samuel, Rab bunların hiçbirini seçmedi dedi. Sonra İşay'a oğulların hepsi bunlar mı diye sordu. Çünkü en küçüğü vardı Davut ama evet. İşay bir onun önünde ya o çocuktur daha tabii. Küçüktür yani. Zaten, o değil ki zaten. Koyunların önündedir. Koyunların önündedir yani o mümkün değil, o değil evet. Zaten. Yani İşay'a da İşay, onun babası da buna ihtimal vermiyordu. Samuel de. İşay bir de en küçüğü var dedi. Sürüyü gidiyor. Çünkü bizim burada bir söz vardır. Evin küçüğü, haşa Davut Peygamber için söylemiyoruz ama bu söz toplumda var. Evin küçüğü evin köpeğidir. Evet. Kimse önemsemez yani, evet. O ayak işlerine bakar işte. Evet. Ama Rab insanın gördüğü gibi görmüyor. Samuel birini gönder de getirsin dedi. O buraya gelmeden yemeğe oturmayacağız. Yemek yemeyeceğiz, o gelecek ondan sonra. İşay birini gönderip oğlunu getirtti. Çocuk kızıl saçlı, yakışıklı, gözleri pırıl pırıl bir delikanlıydı. Rab Samuel'e kalk onu mesed. Seçtiğim kişi budur dedi. Samuel yağ boynuzunu alıp kardeşlerinin önünde çocuğu meshetti. O günden başlayarak Rabbin ruhu Davut'un üzerine güçlü bir biçimde indi. Ve gerçekten burada Davut'un nasıl seçildiğini görüyoruz. İnsanın gözüne göre biri değildi. Çok evet. Küçük biriydi. Evet. Hatta en küçüğüydü ve sıskaydı, zayıftı, o kadar güçlü de değildi. Yani şimdi bizde bazen küçükler oluyor da bozo diyoruz böyle. Yani öyle bir şey ama Allah'ın gözünde çok büyük bir adam. Evet, evet. Ve daha ileriki bölümlerde bir savaş çıkıyor. Bunu anlattı geçen bölümde. O kadar küçüktü ki savaşa bile gitmiyordu zaten. Bütün abileri evet. Oradaydı. Onlar savaşa evet. Gitmişlerdi. Filistilerle olan savaşta. Saul da oradaydı. İşte evet. Goliath çıkıyor. Evet. Meydan okuyor. Evet. Çok güçlü, çok cüsseli. Sadece zırhının ağırlığı yaklaşık 100 kiloyu buluyordu. O kadar ki, evet, o kadar evet. Şey. Aradığın ayet 17. bölüm 1. Evet, Samuel 45. Evet 17. bölümde. Evet. Dolayısıyla oraya gittiğinde diyor ağabey Eliyav Davut'un adamlarla konuştuğunu görünce öfkelendi. Ne işin var burada dedi. Çöldeki 3-5 koyunu kime bıraktın da geldin? Küçümsüyorlar sen kimsin yani sen evet. Ne işin var burada savaş alanında? Evet. Tabii babası göndermişti yemek götürsün abilerin durumunu öğrensin diye. Davut neyi konuşuyordu? Ya bu adam kimdir gelip meydan okuyor İsraillere? Ondan sonra abisi kızdı sen kimsin ki ne yapıyorsun bunu? Sonra ama Davut'un yüreğini göreceğimiz başka bir yer diyor. Onu çıkarttılar tabii Davut bunu sorunca sürekli. Hayır ben gidip onunla savaşabilirim aslında. Evet. Oradaki en küçük kişiydi herhalde. En biraz zayıf, sıska, kılıç eline almamış hayatında. Çobanlıktan evet. Gelmiş biri. Çobandır evet. Daha. Bunu Saul'a iletince Saul sen bu Filistliyle dövüşemezsin dedi. Çünkü daha gençsin. O ise gençliğinden beri savaşçıdır. Hı. Ama Davut kulun babasının sürüsünü güder. Ve Davut'un sözlerini, yüreğini görüyoruz. Nasıl bir yüreğe sahipti. Yürek insanın ağzından çıkan sözlerle bellidir, kendini ele verir. Ama Davut kulun babasının sürüsünü güder diye karşılık verdi. Bir aslan ya da ayı gelip sürüden bir kuzu çıkarınca peşinden gidip ona saldırır, kuzuyu ağzından kurtarırım. Eğer aslan ya da ayı üzerime gelirse boğazından tuttuğum gibi vurur öldürürüm, öldürmüşümdür diyor. Gençti, küçüktü ama Rabbin ruhu evet. Onun üzerindeydi evet. Gerçekten. Bu sünnetsiz Filistli de onlar gibi olacak. Çünkü yaşayan Tanrı'nın ordusuna meydan okudu. Amin. Onun gücü orada. Evet. Yani Davut insanın baktığı gibi bakmıyor o da. Nasıl evet. Rab insanın baktığı gibi ona bakmadı. Davut kendisi de insanın baktığı gibi bakmıyor olaya zaten. Ve diyor ki çünkü yaşayan Tanrı'nın ordusuna meydan okudu bu adam. Beni aslanın ayının pençesinden kurtaran Rab bu Filistli'yi elinden de kurtaracaktır diyor. Bu nedenle hatta Davut'a önce söylüyorlar. Davut diyor kimdir bu adam? Onlar diyor ki Samuel dedi ki Saul, Kral Saul dedi ki kim bu Filistin'i öldürürse kral ona kendi kızını ve bir sürü de armağan verecek. Ama Davut'un cevabı ne? İnsanlar hep onun peşinde. Armağanın peşinde, yok şunun bunun peşinde. Ama Davut'un gönlü Rab'le birlikte. Ne diyor? Davut yanındakilere bu Filistin'i öldürüp İsrail'den bu utancı kaldıracak kişiye ne verilecek peki? Bu bir utançtır. Diye sordu. Bu sünnetsiz Filistin kim oluyor da yaşayan Tanrı'nın ordusuna meydan okuyor?
Siz bunu düşünmüyorsunuz ama onların derdindesiniz. Ve dolayısıyla Davut zaten yani Davut'un yüreğini anlatmak için bunları söyledim, göstermek için. Davut da insanların baktığı gibi bakmıyordu olaya. Evet. Bu nedenle Rab onu kutsadı, verimli kıldı ve onun için ilk başta söylediğim ayet, Rab dedi ki ben senin soyundan birini çıkartacağım. Madem sen o kadar bana bağlısın, o isteklisin, tapınak yapmak istiyorsun bana, bir sürü de yolumda yürüdün. O zaman ben de senin soyundan birini ortaya çıkartacağım. Ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak dedi. Ve İsa Mesih ile ilgili ayeti, vaadi Davut'a verdi dedi. Senin soyundan gelecek o zaman. Evet. Burada bir şey var. Mesela tabii ki Davut gücünü gerçekten Rab'den alıyor. Ve Rab'in de asla kendi ismini asla ve asla yere düşürmeyeceğini biliyor. Yani bu çünkü çok bence Goliat'ın herhalde dörtte biri. Çünkü Goliat'ın sanırım 2 metre 40 santim kadar bir boyu var. Yani o şekilde boyunu söylüyor. Diyor ki Davut, yani adam aşağılıyor. Diyor ki sen kimsin? Ben köpek miyim diyor. Bunu karşıma çıkarttınız diyor. Yani elinden taşla. Evet, taşla diyor. Taşı ancak köpeğe atılır yani. Bu geldi bir sapanla. O zaman bunu acayip bir şekilde küçümsüyor. Ama Davut şunu söylüyor. Sen kılıçla, mızrakla, palayla üzerime geliyorsun diye karşılık verdi. Bense meydan okuduğun İsrail'in ordusunun tanrısı, her şeye egemen Rabbin adıyla senin üzerine geliyorum diyor. Yani benim gücüm o. Ama senin boyuna bosuna bakıyorum. Kılıç, mızrak, pala var. Ve onu da harika kullanıyorsun. Ama Allah beni kullanacak diyor. Ve bugün Rab seni elime teslim edecek. Seni vurup başını gövdenden ayıracağım. Bugün Filistili askerlerin leşlerini gökteki kuşlara, yerdeki hayvanlara yem edeceğim. Böylece bütün dünya İsrail'de Tanrı'nın var olduğunu anlayacak diyor. Bak bütün, yani aslında Davud'un asıl amacı zafer kazanmak değildir. Rabbin adının yücelmesi. Rabbin adının yücelmesi de. Çünkü Rabbin adını aşağılıyordu bu adam. Yani küfür ediyordu ve orada dedi ki bugün dünya bilecek ki gerçekten o yüce yaratan vardır ve diyor ki bütün bu bütün dünya Rabbin kim olduğunu anlayacaktır diyor. Onun için Rabbin, yani Davud'un kıskançlığı Rabbin adıdır. Onun için orada Goliat üstüne yürüdüğünde o çakıl taşlarından bir tanesini sapanın içine bırakıyor ve alnından vuruyor, aşağıya indiriyor. Yani Rabbin adı yücedir. Gerçekten görkemlidir. Ve Davud onu önemsediği için çok ilginçtir. Olağanüstü bir şekilde onu bereketliyor. Ve geçen programda da dediğimiz gibi diyor ki gönlüme uygun bir adam. Biz aslında belki ikinci mezmurdan başlayıp Mesih'le ilgili gerçekten mezmurların, yani Zebur'un nasıl Mesih'i anlatıyor, ona bakabiliriz. Belki notlarımıza dönüp Mesih'le ilgili sözlere değinmeye başlayabiliriz. Nedir Davud'un gerçekten mezmurlarında? Yine baştan söylüyorum. Mezmurların içerisinde Asaf oğullarının mezmuru var. Musa'nın var, Süleyman'ın var. Bir sürü mezmurlar vardır. Ama çoğunluğu Davud'un olduğu için biz mezmurları Davud'a atfediyoruz. Evet. Ben birkaç ayet okumak istiyorum. Diyor ki ikinci mezmur, diyor ki nedir uluslar arasındaki bu kargaşa? Neden boş düzenler kurar bu halklar? Dünyanın kralları sah bağlıyor, hükümdarlar birleşiyor. Rabbe ve mesettiği krala karşı koparalım onların kayışlarını diyorlar. Atalım üzerimizden bağlarını. Göklerde oturan Rab gülüyor, onlarla eğleniyor. Sonra öfkeyle uyarıyor onları, gazabıyla dehşete düşürüyor. Ve ben kralımı kutsal dağım Siyon'a oturttum diyor. Rabbim bildirisini ilan edeceğim. Bana sen benim oğlumsun dedi. Bugün ben sana baba oldum. Dile benden miras olarak sana ulusları, mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim. Demir çomakla kıracaksın onları, çömlek gibi parçalayacaksın. Ey krallar, akıllı olun. Ey dünya önderleri, ders alın. Rabbe korkuyla hizmet edin, titreyerek sevinin. Oğlu öpün ki öfkelenmesin. Yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz. Çünkü öfkesi bir anda alevlerini verir. Ne mutlu ona sığınanlara diyor. Yani ikinci mezmurda tamamen Mesih'i
adlandırıyor. Diyor ki Mesih, yani gerçekten Tanrı, yani bütün uluslar diyor düşmanca tavırla hem Tanrı'ya karşı hem krala karşı hem de Mesih'e karşı birleştiler. Ve ilginçtir, kurtuluş diyor oğlu tanıyıp oğula secde etmek ve oğlu öpmekten geçiyor diyor. Evet, bu mezmur üzerinde belki biraz paylaşabiliriz. Siz Sayın Gabriel Akgüz, bu ikinci mezmuru ben biliyorum. Evet, şimdi Davut peygamberin İsa Mesih hakkında direkt nübüvvet ettiği, tespit ettiğim ondan fazla ayetler vardır. Direkt evet, onu ilgilendirmektedir. Yalnız bunları şey anlatmadan peygamberlik sözü hakkında duracak olursak biraz iyi olur. Peygamber evet, nedir? Evet. Görevi nedir? Çünkü birçok kişi bunu farklı farklı bir şekilde yorumlamakta, algılamakta. Peygamber sözcüğü biz Süryanice nbiyo diyoruz. Nbiyo. Arapçası nebi. Evet. Bu Farsça, peygamber Farsça kökenli bir sözcük olduğunu düşünüyorum. Şimdi nbiyo thnabi Süryanice. Arapça nebi tenebbe. Yani nübüvvet etti. Evet. Nübüvvet nedir? Nübüvvet etmek nedir? Nübüvvet bir kişinin Allah ona vermiş olduğu bir ilhamla gelecekleri kendi halkına bildirmektir. Evet. Gelecekleri. Örneğin Davut peygamber Mesih'ten kaç yıl önce yaşamaktaydı? 1000 yıl önce yaşamaktaydı. Evet. İşte 1000 yıl önce onun öngörüsüyle, Allah ona vermiş olduğu ilhamın bildirisiyle dünyada olup bitecek olan olayları bildirmiştir. İşte biz bu olaylar zamanında yerine gelmesiyle birlikte buna peygamber diyoruz. Biyo diyoruz. Nebi diyoruz. Evet. Çünkü nübüvvet ettiği sözler vuku bulmuş, yerine gelmiş. İşte bütün peygamberler, Tevrat'ta yazılıyor olan bütün peygamber, her birisi ayrı bir dönemde yaşadı. Halkın bunu bilmesi gerekir. Aynı dönemde yaşamadılar. Evet. Her birisi ayrı bir yüzyılda ve her birisinin ayrı bir kitabı olup ve onların görevi sürekli kendi halklarına gelecekleri bildirmekti. Ve bunların doruk noktası neydi? Bir kurtarıcının, bu halkı bir kurtarıcı gelecek diye umutlandırıyordu. Eğer peygamberler o halkı kurtarabilecek olsalardı, o kurtarıcı gelmesine gerek yoktu. Aynı öyle. Çünkü daha önceki programlarda söz ettiğimiz gibi insanlık zürriyeti çok zalim üç düşmanın egemenliği altına girmişti. Ve ne atalar, ne peygamberler, ne aziz insanlar, hiç kimse bu insanlık zürriyeti o zalim düşmanlardan kurtulma gücü yoktu, yetmezdi. Çünkü zayıftılar. Peygamberler bile günah işledi. Biraz önce daha önceki programlarda söz ettik. Peygamber Musa ne yaptı? Adam öldürdü. Evet. Adam günah değil mi? Günah. Daha önceki programda Peygamber Davud günah işledi. Adam öldürdü, evet, zina etti. Evet. Bu günah değil mi? Yani bakın, bu büyük peygamberler, Peygamber Musa peygamberlerin başı diyoruz. Müşeri şöden bir Musa peygamberlerin başı adlandırıyoruz ve daha sonraki peygamberler de aynı şekilde gelip ama hepsi günahkar. O görevi yapamadılar ama yaptıkları iş neydi? Nübüvvet ettiler. Evet, umut Allah'ın, verdiler. Evet, Allah'ın vahiylerini hatta evet, ilettiler. Bu kurtarıcı gelecek diye umutlandırdılar insanlığı. Evet. Umutsuzluğa gitmediler. İşte bu çok önemli. Peki bu sözleri her zaman okuyoruz, değerlendiriyoruz. Örneğin Davut peygamber Mesih'in hakkında şimdi zamanımız kalacak olursa bu ayetleri teker teker okuyabiliriz. Evet, o zaman şöyle bir şey de mesela sadece insanların kafasında bir şey var. Sadece erkek mi peygamber olur? Yani kadın peygamber de Tevrat'ta veya İncil'de var mıdır? Yani vardır, onlar... vardır. Evet, İncil'de de var, Tevrat'ta da var. Kadınlar da nübüvvet ederler. Evet. Yani daha önceki programlarda söylediğimiz gibi kadınla erkek eşitliği sağlanmıştır. Amin. Kadın ikinci sınıf bir insan değildir.
Kesinlikle. Demiştik. Meryem ana aracılığıyla o eşitlik sağlandı ve İncil'de Hana peygamber ve peygamber de diyor son günlerde ruhumu çocuklarınıza, yani erkek ve kızlarınıza dökeceğim ve nübüvvet edecek. Evet, Musa, Hazreti Musa ile Hazreti Davud'un kız kardeşi Meryem, peygamberdi, evet. Debora peygamberdi. Evet. Eski ahitte de yeni ahitte de yeni var. Yeni ahitte mesela sanırım Filipi, yani şey, Filipus'un 4 tane kızı peygamberdi İncil'de. Evet. Yani evet. Rab kesinlikle kendi sözünü sadece erkeklere vahyetmiyor. Evet, evet. Yani kadınlara evet. da Bundan dolayı eğer bu konuya girecek olursak belki özel bir program da yapılabilir. Evet. Eşitlik sağlandığı nerede öğrenebiliriz? Özellikle Hristiyanlık camiasında, dünyasında ilk kadın hakları nerede veriliyor? Süryani Kilisesi'nde veriliyor. Daha 4. yüzyılın başlarında. Evet. Bu eşitlik sağlandığını görüyoruz. Süryani Kilisesi'nin çok önemli bir şairi Mor Afrem. Mor Afrem Hristiyanlık dünyasında kendini mal eden bir insan, bir aziz, bir edebiyatçı, bir yazar, birçok özelliklere sahip bir öğretmen, teolog. İki kor oluşturdu. Evet. İki kor oluşturdu. Davud peygamberi örnek alarak biri kadınlardan, biri erkeklerden. Ve kadınlara seslenerek şunları söylüyor. Ey kadınlar diyor. Yüksek bir sesle Allah'a terennüm ediniz. Korkmayın. Davut gibi aynı. Evet, korkmayın diyor. Eğer erkekler size itiraz edip efendim anamız Hava aracılığıyla düşüşümüz oldu. Bizleri bu hale getirdiniz. Hakkınız yok derlerse evet doğrudur. Ama telafi olmuştur. Meryem ana aracılığıyla o uçurum dolmuştur. Amin. Eşitlik sağlanmıştır. Onun için diyor terennüm edin ve korkmayın. Amin. O da programı zamanı herhalde bitiyor. O da ilhamını herhalde Mesih'ten aldı. Çünkü Mesih'in etrafında bir sürü hizmetkar kadın vardı. Hatta ekonomik olarak Mesih'i destekliyorlar. Yani hizmetlere de o kadar ki kadınları onurlandırdı. Evet, bize ayrılan süre burada sona erdi. Sevgili izleyiciler, bir dahaki programa kadar hoşça kalın, esen kalın.